Müzik albümünün adı Kirli. Doğru mu? Buraya kadar doğru. Petek teşekkür ederim. Doğru şey. Şarkılarından birinin adı da Hayvan abi. Doğru. Tamam, nereden buldun bunları? National Geography'nin sözlüğü falan mı var? Yani hakikaten böyle bir şey isim seçerken falan neye dikkat ediyorsun? Yani benden mesela özetle bahsederken işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne diyorsun ya da işte beni anlatıyorsun ama bütün bunlar için özet bir adı, bir isim oluyor. Yani tamam şey onun özü beni anlatmıyor olabilir ama bana seslenmek için onu kullanıyorsun. Hangisisin sen? Ben de hayvan değil tabii. Ya, tamam. Kirlisin. Yani ben de şarkıları hani yazdıktan sonra bu şarkının adı bu deyip tek bir kelime söylüyorum. Orada da işte şey yapmıştım. Metafor yapmıştım. Medeniyete gönderme. Medeniyete gönderme. Kirli de. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar cümlesini gönderme yaparak. Hey baba ya. Uyuyor uyuyor bak yine tek dişli bu hayvan diye bir söz var orada. Dolayısıyla o sen bildiğin şey. Muhalifsin yani anladığım kadarıyla. Tabii rock müzik biraz daha hani muhalefet müziğidir ben, bir yandan. Yok her şeye muhalif değilim. Ben sevmeye meyilli bir adamım. Sevme yanlısıyım. Sevme yanlısıyım. Pis olan şeylere muhalifim. Kirli. Kirliye de muhalifim. Kirli zaten bir tanımdı. Tanımdı. Karşıladı. Bir şey soracağım. İnsanın yine de hani bir şey tematik, ihtisas alanını belirlemek için müzikte de. İlk dinlediği müziğin çok önemi var. İlk dinlediği melodinin ya da aklına ilk takılan melodinin. Kimi dinledin ve rock müzik yapmaya karar verdin? Michael Jackson. Michael Jackson, onların tabii evveliyatıyla Jackson 5 ve işte onlar ki zaten böyle Michael Jackson'ın dansının temeli de James Brown'dur. Esas işte rock and roll babaları. Onlar her ne kadar, hani Michael Jackson her ne kadar popüler müzik yapmış olsa da altyapısı çok rhythm and blues'dur. Çok fazla rock and roll ve rock öğeleri barındırır. O yüzden Michael Jackson'ın şarkılarının hepsi rahatlıkla rock cover'ı olabilir. Yani normal koşullarda herhangi bir şarkıyı ele alıp üzerine distortion gitar çaldığınızda rock oluyor ya, öyle değil. Yani bir ruhunun da oraya akması lazım. O da çok müsait. Ben Michael Jackson'ı gördüğümde küçükken aha bu demiştim. Allah rahmet eylesin. Bir kez aha, elini bile yani sıkamadan, bir elini sıkamadan. Bir istedin değil mi elini sıkmayı? Çok istedim. Eldiven kullanırdı. Ben geçtiğimiz Kasım'a çok niyetliydim Michael Jackson'ı gidip Londra'da izlemeye. Ve burada bütün büyüklerimi, daha önce onunla beraber çalışıp bütün büyüklerimi araya sokup en azından bir backstage'e sızmak gibi büyük bir fantazim vardı. Olmaz. Burada onunla beraber çalışan büyüklerin var mı Türkiye'de? Var. Yani daha önce işte organizasyon işleri falan filan onları arayıp abi bir araya girin bir şey yapın ne olur bir şey yani. Yani bir öpücük alayım bari. Sizin bir öpücük alayım. Ne bileyim yani. Yani Michael Jackson'ın yüzünden şu anda buradayım öyle söyleyeyim özetle. Çok güzelmiş ya. Hakikaten. Bu arada da rejiye teşekkür ediyorum yani bilmeden bildiğim bir Jackson belgeseli yaptık fark ettiysen. Baba Jackson'ı anlatırken Jackson'ın yüzünü altta bir de çaldı. Keyifli olur. Bu benim dahilim içerisinde değil. Bizim çocuklar bazen gün içerisinde acayip çalışıyorlar. Böyle şeyler yapıyor. Peki aslında komedi için yaratılmayıp yani benim demin de dediğim gibi sonradan komediye geçmiş bir kardeşim olarak kendini hangisinde daha iyi hissediyorsun? Yani bunun bir yanıtı vardır mutlaka. Hani ben güldürmeyi mi seversin ağlatmayı mı diye soracağım. Abi. Ya özünde... Baba getirin şu dama tahtasını. kurban olurum. Yani gerçekten ben oyun oynamayı seviyorum. Yani ne oynadığım önemli değil benim için. Sadece oynayabileyim. Tabii sonra işin içine risk almak geliyor. İşte hani enstrümanı nasıl kullanabilirim? Hani işte bu da benim bedenim, kendi enstrümanım. Hani bunu ne kadar zorlayabilirim? Nereye kadar gidebilir? Bilmiyorum. Hani orada geziyorum yani. Hiç zorladın mı bedenini? Yani nereye kadar gidebileceğini gördün mü eşini? Zorluyorum her bir tanesi. Çünkü hiç bende var olmayan insanlar oynadığım adamların çoğu. O yüzden hani eşini de insan zaman içerisinde yepyeni işlerle tanıyor. Her bir oynadığım karakter benim için yeni bir merhaba dediğim, oturup muhabbet ettiğimiz falan hani böyle şizofrenik bir durum oluyor hani. Tabii yani onun ağzından konuşuyorsunuz. Onun ağzından konuşmaya çalışıyorsunuz. Onun ağzından hayal, yani onun kafasından hayal kuruyorsunuz. Yani bedeninizde olmayan başka bir adamı onun gibi yani o gibi yürütmeye çalışıyorsunuz ve bir de bunları yaparken bunların inandırıcı olması gerekiyor. Önce kendinizin inanması gerekiyor. Peki, eğlenceli. Bu ilk bakış. Bir de sonradan bakış var. Yani mal çıktıktan sonra ve işte vizyona girdikten sonra baktığında hakikaten bu prototip çalışmalarının iyi yansıdığını düşünüyor musun? Nasıl buluyorsun kendini izleyince? Ben izleyemiyorum genelde.
Yani filmleri izleyebiliyorum çünkü öncesinde bir ayda olsa prova yapabildiğimiz için. Ama onun haricinde hani televizyon dizisi falan hani pek izlemiyorum ya. Kendi izlemiyorsun. Genel yani, olarak dizi izliyor musun? Televizyonla çok doğru bir ilişki yani ya, televizyonla iyi bir ilişkim yok. Niye küstünüz ki? Çok zaman alıyor ya. Yani gereksiz bir zaman alışkanlığı var. Hani günde bir saat seyredilmeli mi? Evet, seyredilmeli. Dünyaya açılan bir pencere mi pencere? Her şeyden haberdar oluyor musunuz? Oluyorsunuz ama sürekli karşısında bir zaman geçirme ve yaşam standardını ve ahlak kurallarını onun belirlemesi ve insanların buna göre yaşıyor olması beni rahatsız ediyor. Normal bir şey değil diyorsun. Yine de ama sektördeki faaliyetleri görmek açısından bir ucundan bakıyorsun. Şöyle bir şey, hani arkadaşlarımın oynadığı dizileri seyrediyorum. Hani sadece hani arayıp birader eline sağlık falan, hani güzel olmuş. Ya da şöyle yapsaydın daha iyi olmaz mıydı falan hani. Şöyle yapsaydın daha iyi olmaz mıydı? Birbirimize hep söylediğimiz şeyler onlar. Yani arkadaşlarımız oluyor ya, Mustafa keşke şöyle oynasaydın. Tamam birader, haftaya öyle denerim. Güzel bir şey. İyi tamam, ben sana öyle yapayım. Ya Mustafa keşke şöyle oynasın. Tamam Mesut abi, haftaya dinleyeceğim söz. Peki. Evet, güzel. Peki sonuç itibariyle sanırım biraz inatçısın. Yani sadece oyunculukta, hayatın kendisinde de inatçı mısın bilmiyorum. Ama yani hani 6 yaşında bu işi kafaya koyup yapmak bir inatçılık meselesi. Başka inat ettiğin şeyler var mı? Çok sevdiğim, istediğim şeyler üstünde inat ediyorum, evet. Nedir onlar? Yani işte oyunculuk. Evet, inatçıyımdır. Alırım abi. Evet, inatçısın. Yani öyle. Güzel bir şey. Güzel mi inat edersin? Pis midir inadın? Yok, yani eskiden çok inatçıydım. Aslında hani insan büyüdükçe inatların da kırılıyor. Daha sabırlı hale geliyorsun. Daha sakin oluyorsun. Ama bu siz ne kadar inat ederseniz edin. Yani eğer bir şey olmanız gerekiyorsa bu hayatta, ben çok kaderci bir insanımdır. Oluyordur zaten. Bu inatla olan da bir şey değil aslında. Hani bir şekilde sizi hayat da o tarafa götürüyor. Çünkü hani bu olması gereken bir şey yani. Yani kadere inat kadere diye bir şarkı vardır ya, kadere inat. Evet, kadere çok inatçı inanıyorum. Olmak da, sen inatçı mısın Mustafa? Evet, yani bazı konularda. Evet. Yani her konuda öyle bir inadım yoktur ama başladığım işi bitirmek isterim. Yani şaparım bilirsin diyorsun. Güzel. Yani. Erdem, sende bir inat var mı? İnatçı değilim ama Mustafa'nın dediği gibi hani bir şeye başladıysam bitiririm. Ama genel olarak inatçı değilimdir. Yani uzlaşmaya daha yakınımdır. Totemin orta var mı? Orta noktacıyım. Totemin var mı? Yani bir konsere çıkarken şu, sete çıkarken şu, işte reklam setine girerken şu diye bir totem yapıyor musun? Setlerde yapmıyorum. Konserlerden önce abimle bir rutinimiz var. Ne yapıyorsunuz? Birbirimize bir sarılıp şöyle bir hadi kolay gelsin, hadi bakalım falan filan yapıyoruz böyle. Abim bildiğin gazcı yani. Tabii tabii. Güzelmiş. Ondan sonra acaba konser öncesi öyle bir rutinimiz var. Onun dışında öyle ekstra bir totemim yok. Anladım. Peki ya. Setlerde öyle bir şey gerek oluyor mu? Böyle hadi kardeş kolay gelsin. Yürü bakalım gaza. Oluyor oluyor. Oluyor. Oluyor değil yani, mi? Çok önemli. Yani karşı tarafla beraber oynuyorsunuz çünkü. Hani sadece sizin tek başınıza performansınız yetmiyor. İlişki biçiminde olması gereken her şey. Hani birbirine destek verdiği zaman hadi hadi filan dendiği, insanın enerjisi yükseliyor ve kendini güvende hissettiği zaman çok daha rahat hareket edebiliyor. Bu önemli yani, özellikle diyalog. Çok önemli oyuncuların birbirine güvenmesi.